12'den sonra eşimin doğum günü var. O zaman ailece olarak kutlayalım dedik. Siparişimizde geldi. Siz tavır istedik ama hamsi geldi. Ne izliyor? Görün bakalım. Bakın bakın. Terife gireceğiz. Dondurmacı. Profiter olduğu pastandan. Kalan kargoları evdekilerini açayım dedim. Ve beklenen kargomuz geldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir koltuk. Merhaba. Yeni bir vlog başlatayım dedim. Bugün günlerde pazar günü. 17 Ocak. 12'den sonra eşimin doğum günü var. Ailecek olarak kutlayalım dedik. Sipariş verdik. Balık sipariş verdik. Bu akşam menümüzde balık var. Salatasını ben yapacağım. İçecekleri zaten aldık. Alışveriş yapmıştık dün. Biz Bulgaristan'a geldiğimizde biliyorsunuz ki karantinaya girdik. Ailecek. Sağlık merkezinden aradılar. Yani bir test yaptırdık mı yaptırmadık mı onu sormak için. Bir de nasılız, yani üzerimizde bir şey var mı, işte baş ağrısı gibi belirtiler var mı diye sordu. Bizde olmadığı için gayet iyiyiz. Gayet iyiydik zaten, bir de şu anda daha iyiyiz. Hiçbir şey yoktu. Kadın da şey dedi, 7 gün sonra sizden örnek almaya geleceğiz. Biz de bekledik. Dışarı zaten çıkmadık. Alışverişleri zaten eşim yaptı. 7 gün zaten bu şekilde geçirdik. Pazartesi günü gelmişti. Tam 7 gün bile yok yani. Örnek aldılar. Salı akşamı da normal test sonuçları çıkacaktı. Ben bakamadım. Tabii ki giremedim telefonumdan. Eşim bakmış. Çocukların negatif diye yazıyor. Kendime de bakmadım. Zaten çocuklar negatifse belki de girmedim ama olsaydı pozitif zaten ararlardı. Aramadılar. Ben de 2 gün daha üzerinde bekledim. Ben ne zaman çıktım? Cuma günü saçımı kestirdim. Trend yolda perşembe günü siparişler verdik. Oğlumun istediği bir şey vardı. Onu aldık. Kendi odasını. Çünkü o da Twitch'te canlı yayın yapıyor. Yani oyunlar üzerinde. Onları çekiyor. Onlar için bir şey istiyor yani. Odasında böyle süsleme falan diye. Perşembe günü sipariş verdik. Cumartesi akşamı buradaydı, aldım 2 tane kargo. Bir tane daha kaldı. O da yarın, çünkü kargoya verilmiş diye görünüyor. Bu vlog 2 günlük olacak. Bugün ve yarın. Kargolara beraber açacağız. Ne almışım? Şu anda göstereyim zaten. Şurada köşede tutuyorum onları. Şurada netlesin. Şurada köşede gördüğünüz gibi oraya bıraktım. Çünkü elemek istemedim yani. Bir gün en azından dursunlar orada diye. Salata yapacağım. Zaten saat şu anda 7.30 geçiyor yani. Bir de bugün çok geç kahvaltı yaptık. Saat 4 gibi yaptık. Çünkü biz zaten hafta sonu böyle geç yatıyoruz. Geç kalkıyoruz. O dizi falan izlediğimiz için arada Survivor izliyoruz. Ama yani bu şekilde geçiyor. Koca karantina 7 günü hep böyle. Zaten gördüğünüz gibi birkaç tane video yapıp Bulgaristan'dakilerini paylaştım sizinle YouTube'da. Neyse, sonra görüşürüz. Karıştıralım.
istavrit istedik ama hamsi geldi. Zaten bir de hamsi konuştuk bugün alalım diye. Şansımıza hamsi geldi. Salata da hazır. Soğuk çay ve fanta aldık. Bir tarafta da dizi izliyoruz. Bu dizi çok güzel. Kifayet. Değil mi oğlum? Sen çok beğendin bu diziyi. Kişi önemli değil. Sunucu önemli. Onların sunucusunda da rol yapmayı bilmiyorlar. Pastırma ve sucuk ev yapımı. Meyvelerimi de kestim. Burada biraz kuru yemişler falan koydum. Götürüyorum tek elimle. İnşallah dökmem. Ne izliyor? Görün bakalım. Bakın bakın. Terife gireceğiz. Dondurmacı. Pastamızı da yaptık. Mumumuzu da yaktık. Böyle bir tabak vereyim sana. Keseceksin. Ben şimdi bunu ayarlayayım buradan. Tezahürat edin. Otur anneciğim sandalyeye. Ben bu kadar. Kez bir dilim. Profiter olduğu pastandan. Ay güzel görünüyor. 5 yaşında. Kaç yaş? Ne daha geç, babam 5 yaşında oldu, daha ne istiyorsun? Daha yeni başlıyor. Oha abi. Telif yiyeceğiz ama hadi neyse. 5 yaş, şöyle düşünüyorum 5 yaşta 50. Daha 50 yeri belli tatlı bugün. Bir günde merhabalar. Şimdi son kargo vardı dün söylemiştim. O kargo gelmedi. Yazıyordu yani 1-3 gün içinde teslim olacak diye. Burada bizim kargoda görünüyor ama teslimata daha çıkmamışlar. Herhalde 6'ya kadar zamanları var. Öyle yazıyordu çünkü 9'da 6 arası. Kalan kargoları evdekilerini açayım dedim. Artık bekleyemeyeceğim yani. Geldiğinde çekerim onu da. Olmadı diğer blokta kalmış olacak. Şu tarafta bir yerde koyacağım şeyi. Ve de kahvemi yapmıştım. Tam kahve içiyordum böyle. Bu herhalde tahmin ettiğim oğlumun kargosu. O da kendi odasını yapıyoruz. Dün söylemiştim. Şuraya da şey varmış. Onu da alalım, kenara koyalım. Evet. Şöyle bir şey çok istedi. İndirime girdi. Dedim alayım artık. Şöyle görünüyor mu oradan? Şöyle bir şey led ışık kumandalı. Böyle istediğiniz rengi açabiliyorsunuz. Kırmızıdır, mor, mavi, sarı renklerde. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Yaparken belki çekerim, belki çekmem. Onu bilmiyorum. Belki çekeriz. Bunları hepsini Trendyol'dan sipariş verdik. Saçhanede aldık. Belki biliyorsunuzdur. Böyle bir güzel bir tarak var. İsmi de ben çok fazla söyleyemiyorum. Şimdi bakacağım onun ismini neyince. Çok güzel paketlemişler. Ay çok fazla içiniz harmışlar. Oy. Çok güzel, rengi de çok güzel. Siyahı da vardı.
Bunu gördüğünüz gibi. Renkli, bu sefer renkli alayım. Hepsi hemen hemen zaten şimdiye kadar aldığım olanlar hep siyah fırça. Şöyle bir tarak. Tinger teaser. Doğru söyledim mi? Acaba. Bunu biliyorsunuz ki çok öneriliyor ve kullanıcılar çok memnun. Evet, biraz pahalı. Biraz değil de bayağı bir pahalı. Ama fiyatı değer diye düşünüyorum. Daha denemedim ama yorumlara bakarken herkes bunu diyor. Fırçası da gayet güzel. Şöyle yakından göstereyim. Hem uzun hem de kısa teller var. Saçı dolaşır mı bilmiyorum. Deneme fayda var. Ama renk çok güzel. Dış pembe, iç tarafında, alt tarafında da böyle yeşil, su yeşili gibi. Gerçekten çok rahatlatıcı. Yani derinize falan. O kadar güzel geliyor ki. Vallahi ben size söyleyeyim mi? Benim saçım zaten dökülüyor. Ve sadece 3 tane, 4 tane bildiğiniz böyle 4 tane kıl çıktı. Sadece bir tarafta. Ben normal tarakla yapıyorum. Çok fazla, daha fazla çıkıyor yani. Islak saçıyla hiç krem kullanmadım. Çünkü ben normalde krem kullanmasam saçım zaten taranmıyor. Böyle birbirine dolaşıyor. O yüzden şimdi kremsiz deneyeceğim bakalım. Sadece şampuanlayıp yıkadıktan sonra o şekilde deneyeceğim. Neyse arkadaşlar, ben bunu da ıslakken de deneyeceğim. Şimdilik iyi görünüyor. Bir de ıslakken denemek lazım. En sevdiğim bu olacak herhalde fırça olarak. Bakalım. Şimdilik bay bay. Ve beklenen kargomuz geldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir koltuk. O kadar heyecanla bekliyorduk ki oğlum. Hadi gelecek, hadi gelecek diye kapıda bekliyordu. Ama geldi en sonunda, saat 7 bile oldu. Tekerlekler çıkıyor. Evet. Bu da deri. Çok güzel. Bu da beline gelen yastık. Rengi de böyle. Kırmızılı, siyahlı, grili. Şimdi daha büyük kısmı, sırt kısmı. Şuraya da oturma yeri. Kenarı için karışalım. Aynı şekilde. Bu ne? Ortadaki gelecek olan. Daha ortaya. Amatisörü. Aynen. Bunlar bulk var. Hmm. Al sana bulk, bu kadar. Bunlarla mı şey yapacağız, bir çevireceğiz? Çekiyor değil mi? Evet. Bunlar bolt işte. Peki. Bunlar kenarlara, buralara koyulacak şeyler. Kimmiş? Yani kirliliği kapatmak için. Hı-hı. Tamam, biz kurmaya başlayalım. Çekeriz. Kurduktan sonra mı çekeyim? Çünkü şarjı çok az olduğu için. Telefona geçiş yaptık. O yüzden görüntü biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın yani onun için. Birazcık çek. Çek anneciğim onu. Hı, şuraya. Tamam. Şimdi girdi. Öyle mi kalması gerekiyor acaba? Ya da ters çevirip sıkışması mı gerekiyor bir şey? Koltuğumuzu yaptık en sonunda. Artık bayağı bir yorulduk. İki kişiyle ancak yapılabiliyor. Tek kişi hayatta yapılamaz. Çünkü bir tarafta tutman lazım şu boltları, kısımlarını. Sıkıştırmak için. Ama güzel. Güle güle kullan Sezer. Göster bakalım fonksiyonları. Evet, ne yapıyor? Hı. Geri gidiyordu. Bu kol kısmı 3 fonksiyonu var. Böyle yukarı aşağı. Hı-hı. Kenarlara doğru. İstersek de ileri ve geri olur. Evet. Bu da aşağıda oynuyor, yukarı aşağı. Ekstra şu anda olarak
indiriyoruz. Ne indirebiliyoruz? Oturduğu dışarı zaman iniyor aşağı. Evet. Ağırlık lazım. Şimdi bu arka doğru gidiyor. Onun üç kademeli şey, gidiyor değil mi? Bu üç kademe değil de. Orada böyle oturacağız. İstediğimiz kadar yani 180 derece en azından. 180 derece kadar yatabiliyor. Hı hı. Daha çok da yatar. Daha fazla yatıyordu. Biraz önce açmıştık. Ve evet. Yayla şeyi var. Yani şöyle, sallanabiliyorsun. Evet. Bele yastık. Bel boynuna yastık. Çok güzel oldu. Bakalım şimdi. Odaya da ışıkları da takmamız lazım. Arkası da böyle. Arkası da çok güzel. Şurası fermuar var. Onu emanet edin. Şöyle. İşte. Şimdiye kadar hep normal sandalyede oturduk. Poposu ağırdı artık. O yüzden mecbur kaldık. Ama kendisi de topladı. Biraz da babaanne, anneanne, dedeler. Biraz da onlar da yardım etti. Burada şu şekilde yaptık yani koca masayı. Bunun son halini göstermemiştim size. Bilgisayarı da böyle koyduk yana. Burası da kitaplık zaten. Işıklarımız da burada. Onları da takacağız arkaya. Şu duvarda istiyorum. Arka fon olarak. Bilgisayarımız da burada. Şöyle. Şu anda zaten bile girmiş oyuna. Sıvar mı orada? Biraz daha bu tarafta çekmemiz gerekecek herhalde. Sıvar mı? Hı? Kablolar biraz felaket ama. Öyle. Yani. İyi oldu. O biraz aşağıda yapacaktım çünkü masa aşağı şey yapayım. Evet. Yani şu şekilde. Şimdi arkada ışıkları da yapacağım. Onu bu. Yani. Şu anda evet. Bu şekilde. Alınacaklar bu ekstra sadece ışık eklenecek. Bir tek ışık eklenecek. Arkaya onlarca bir şey. Evet. Şimdilik böyleyim. İleride ne olacak bilmiyorum. Renk değiştiriyor. Şimdi ben artık buraya da toplayayım biraz. Şu kolyeyi, molyeyi falan kaldırayım. İnşaları yerden. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.